Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz ne? Amortisör süspansiyon bakımı. Biliyorsunuz ülkemizde motosikletlere biniyoruz ama motor yağı değişiyor, şanzıman yağı değişiyor, genel bakımı yapılıyor, ağır bakımı yapılıyor. Fakat şu amortisör süspansiyonlarımız nedense bir türlü ne bakımını yapılıyor ne bir şey. Ta ki ne zamana kadar? Amortisör keçelerimiz bozulasıya kadar. Şimdi bu motorumuz neydi hocam motorumuz? G6 K8 GSX-R 1000'in arkadaşlar test amortisör, triptonik çalışır aşağıya doğru. Şimdi bu amortisörümüzde ne gibi sorunlar yaşadık? Uzun yolda giderken aşırı titretmesi sorunlarımız, şikayetlerimiz var. Evet. Zaman zaman frene bastığımızda takılı kalma gibi bir amortisörün kafayı yere basma gibi şikayetlerimiz var. Şimdi bu amortisörlerde bu şikayetler neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Amortisörlerimizin içerisinde kullanmış olduğumuz yağlar forkoil yağlar, yani sentetik veya 10V, 5V diye 2'ye 3'e ayrılır. Bu yağlar özelliğini kaybediyor arkadaşlar. Bu yağlarda nasıl özelliğini kaybediyor? Forkoil yağ diye geçer. Şimdi bu yağlar arkadaşlar nasıl fren hidroliği nasılsa bunlarda da ona benzer bir özellik var. Tabii tam kimyasını biz bilemeyiz. Fakat bak şu şekilde göstereyim. Böyle sanki fren hidroliği gibi, DOT 4, DOT 5 gibi değişik bir yağ. Bu yağ bir müddet sonra özelliğini kaybettiği zaman arkadaşlar basınç ölüyor. Amortisör helozonun üstünde gidiyor. Yani nasıl arabalarda mesela helozon var, içinde ayrıyeten amortisör var. Bakımsızdır o amortisör. Amortisör öldüğü zaman ne yaparsın? Kaldırıp atarsın, içine yenisini takarsın ama dışında helozon vardır. Motosikletlerde de helozonu içinde. Yani bunun içinde helozonu var. Helozonla beraber içinde yağ basıncıyla beraber süspanse ediyor yani. Yolun çukurunu, hendeğini, yani kolumuza, bacağımıza gelen böyle vibrasyon, titreşimler hepsi ön amortisöre bağlıdır. Ondan dolayı bunu biz bilemiyoruz. Diyoruz ki ya işte motorda sallama var, çantadan mı yaptı, ondan mı yaptı, rüzgardan mı yaptı? Halbuki bununla alakalı. Şimdi bunlarda mesela şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar, şöyle bak görüyorsunuz normal dersiz ki çalışıyor. Halbuki bu şu an helozonun üzerinde gidiyor. İçindeki yağ özelliğini kaybetmiş. İçindeki yağ özelliğini tamamen kaybettiği zaman çamurlaşıyor, korozyon oluşuyor. O korozyondan dolayı da şuradaki keçeleri bozuyor arkadaşlar. Şimdi biz bu motorda keçeleri kontrol ettik. Keçelerimizde en ufak bir kaçak göremedik arkadaşlar. Yani keçelerde kaçak olmadığı zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Amortisörlerin içini temizliyoruz, yaylarını, içinin eski yağsını tamamen alıyoruz. Ondan sonra içine forkoil yağ kullanacağız. Şimdi bu amortisörleri keçe arızalı olmadığı için arkadaşlar sadece yağsını değiştireceğiz. Bu en basit sistem budur. Yani kısa yoldan motorumuzu hayata çevirme yoludur. Yani şu an bindiğimiz motorların amortisör borularına bakacağız, şu borularına. Borularında kaçak yok mesela. Şöyle baktık, kaçak göçek yok, tertemiz. Bir sene, iki sene, üç senedir, beş senedir bindiğimiz bir motor olduğunu düşünelim. Baktık ki hiçbir yerinde kaçak yok. O zaman yol yakınken arkadaşlar hemen amortisör yağlarını değiştirmemiz lazım ki keçeler bozulmasın. Yoksa durup dururken keçeler bozulmaz. Çok kaliteli keçe kullanıyorlar. Keçelerin bozulmasının en büyük nedeni yağ özelliğini kaybedince içindeki yağ pozitif bir değişik bir renk alıyor. Dışarı çıkacak yer arıyor arkadaşlar. Nereden patlayacak? En zayıf nokta keçe. Keçeyi bozuyor, patlatıyor. Yağ kendini dışarı veriyor. Onu da şimdi göreceğiz. Motorumuzda şu an içindeki yağ ne durumda? Hep beraber göreceğiz. Şöyle bir lokmayla arkadaşlar söküyoruz. Zaten daha önce bir iki işlem görmüş ama biz yine de arkadaşlar ne yapıyoruz? Çizilmemesi için şöyle altına, lokmamızın altına şöyle bir bez veriyoruz. Şu şekilde şurada. Şimdi ben bunun amortisörümüzün şimdi hafiften gevşettik. Bataryamızda bir zayıflık oluştu. Bataryayı değiştirdim. Şimdi burada da arkadaşlar yeni motorlarda özellikle şuradaki somunları çizmemek gerekiyor. Onun için de şöyle bir bez yardımıyla girebiliriz. Bez yardımıyla şöyle girebiliriz.
Çünkü araya böyle bez, kağıt, herhangi bir şey kullanmamız işimizi kolaylaştırır. Aleykümselam dayım. Şimdi şöyle geldik. Evet, yelpaze yaptı. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağız? İçinden çıkan yağa bakacağız şimdi. Şimdi amostörümüzün üstünü aldık. Şurada bir ayarımız vardır. Bu ayar arkadaşlar süspansiyonun 1 milim, 2 milim sertliğini, yumuşaklığını sağlar. Heel off diye. Şu şekilde bir haznesi var. Şimdi bunun içindeki yağ ne durumda ona bakacağız arkadaşlar. Şu an içindeki yağı alıyoruz. Şöyle temiz bir kaba. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bak içindeki yağda neler var, neler çıkacak göreceğiz. Bak hafif kararmalar oluşmuş. Tam kıvamında diye düşünüyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Süspansiye olurken hem ne kadar yağ çıktı onu da rahatlıkla ölçebiliriz arkadaşlar. Genelde en fazla 500-600 mililitre alır bir amostör arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bazısı 450 alıyor. Şimdi bunda ne çıkacak? Hem yağı ölçmüş olacağız. Hem de amostörümüzü yeniden tedavi yapacağız arkadaşlar. Şöyle eski yağı tamamen alıyoruz. Burada alttaki yataklarda, keplerde asıl kirli yağlar kalıyor. Test çevirdiğimiz zaman onlar da şu an çıkmış olacak. Artı balata spreyi yardımıyla bu yağı da temizleyeceğiz içini. Burada da arkadaşlar kullandığımız balata spreyine dikkat edeceğiz. Her balata spreyiyle temizlemeyin. Orinkleri bozar. Biz burada onu da göstereceğim size ne kullanacağımızı. O da çok önemli. Her amostöre bir balata spreyi yeterli geliyor arkadaşlar. Şimdi keçemizin içinde dışında kalan bütün yağları aldık. Şimdi burada keçe değişmeyeceği için arkadaşlar amostörü komple dağıtmamıza gerek yok. Kendinize iş açarsınız. Niye iş açarsınız? Durup dururken keçeyi sökmek için keçenin altının sekmanını vesaire çıkarınca bunun içindeki yatakları, kepleri geri yerine oturtmak için ya ısı sistemi ya pres sistemi kullanmak gerekiyor. Burada uygulanan darbeler, verilen ısılar dış kovana vesaireye sıkıntı verebiliyor. Gerçi bu dış kovanlar alüminyum tutya alaşımlı malzeme ısındığı zaman genleşir, sıkar kendini ama zorda kalmadıkça, amostörün keçelerinde bir sorun yoksa komple dağıtmayın. Çünkü niye dağıtmayın? İçinde şurada kovanla gezen yerlerde aynı granklardaki gibi yataklar var arkadaşlar. O yataklar zedelendiği zaman olan da gider. Yani biz burada ne diyoruz? İşgüzarlıklar farklı sorunları tetikler. Onun için durup dururken müşteriden fazla para almak için veya işi uzatmak için gereksiz yere amostörün her yerini dağıtmaya gerek yok. Niye gerek yok onu da şimdi göstereceğim size. Tamamen yağsını aldık zaten. Şu an yağ namına bir şey kalmadı. Evet. Yağımız tamam. Şimdi burada da şöyle baktığımız zaman yakın gelelim. Yağda bayağı bir korozyonlar oluşmuş. Ama yine de çok da berbat çıkmadı. Bundan daha berbat çıkan amostörler olmuştu. Bu o kadar da berbat çıkmadı. Şimdi çıkan yağı ben ölçeceğim. Kısa bir ara verelim. Evet arkadaşlar şu an çıkan yağımızı ölçeceğiz. Bu çok önemli. Motorda olsun, amostörde olsun ilk defa sökülen amostör vesaire bu universal bir bilgidir. Ya işte ne kadar yağ alıyor falan tereddütlerine girmemek için çıkan yağı ölçeceğiz. Çıkan yağdan 50 mililitre, 100 mililitre fazla koyabilirsin. Yani niye 50-100 mililitre? İçinde bulaşığı 50-100 mililitre gelir. En azından şimdi bu motor yağı gibi değildir. Yağ eksiltiyor mu diye bakılmaz. Amostörde kaçak yoksa içinde yağ aynı mililitrede durur. Sadece rengi değişir. Şöyle bakıyoruz. Ne çıkacak? Hem ona bakacağız hem de bak yağ su gibi olmuş. Özelliğini kaybetmiş. Bunda da normal aynı forkoil yağ kullanılmış. Şimdi burada ne çıktı arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak 500 miligram. Bunun yağısı da arkadaşlar 550-570'tir servis manuelinde. Bunu hani biz Suzuki servisinde, Honda servisinde, değişik değişik servislerde teknisyen ustabaşıyla yaptığımız dönemlerde biz bunları servis manuelleri bize gelir, ona bakarız. Ayrıyeten
bir usta eğitici olarak bizim almış olduğumuz eğitimde şunu derler. Yani Japonlar içine ne koyduysa o. Bir yerde kaçak yok, göçek yoksa çıkanı ölçüyorsun. Çıkandan 50 mililitre fazla koyuyorsun. Yani burada da şimdi çıkanı ölçtük. Servis manuelini bir kenara attık. Ne çıktı? 500. O zaman 50 de biz ilave ediyoruz. 550 mililitre. Zaten servis manuelinde de 50-70 mililitre artı eksisi vardır. Yani eksik de koyabilirsin, fazla da koyabilirsin. Bu eksik fazlayı neyle ayarlıyoruz? Bu amostörlerde şurada bir ayarımız var. Gel hocam. Şurada kontra somunumuz var. Burada bak. Helov diye. Yani şu somunu sabit tutuyorsun. Burayı açıyorsun, kapatıyorsun. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Diyeceğiz ya onun görevi ne? Bunu merak edenler var. Mesela dışta motorlarımızda şu an rezliklerin hepsinde bu ayar vardır. Ya çok mu hassas falan? Çok o kadar da hassas değil. Ama hassaslığı şöyle hassas. Sağıyla solun ayarı birbirini tutmazsa ya sağ amostör fazla esner ya az esner. Onun da buradaki helozonun yay kapasitesini yani şurada bak civata ne yapmış bunda? Hem aşağılara gelmiş. Şunu bozduğun zaman şunu yukarı alır. Şurayı yukarı alır. Bu da ne yapar? Helozonun yumuşamasını, sertleşmesini sağlıyor. Başka da hiçbir özelliği yok. Onu da buradan söyleyeyim. Şimdi tekrar bakıyoruz içinde yağ kaldı mı diye. Evet, hiç yağımız yok. Şimdi bunu biz ne yapacağız arkadaşlar? Brava'nın balata spreyini kullanıyoruz. Niye Brava'nın balata spreyini kullanıyoruz da başka balata spreyi kullanmıyoruz? Şimdi bu O-ring'lere zarar vermiyor arkadaşlar. O-ring dediğimiz olay nedir? Onu da gösterelim. Neye zarar veriyor, neye zarar vermiyor olayına gelecek olursak. O-ring'lerimiz şunlar arkadaşlar. Şimdi şunlara O-ring diyoruz. Bunun gibi içinde de yataklar vesaire bak. Mesela şuna sıktım ben şimdi balata spreyini. Şimdi başka bir balata spreyini buna sıktığın zaman bu O-ring'de şişme oluşur. O-ring buradan çıkmaya kalkar. Özelliğini kaybeder. Ondan sonra o O-ring'i bulamazsın. O açıdan diyoruz. Şimdi biz burada balata spreyini ne amaçla kullanıyoruz? İçindeki kalıntıyı yok etmek için. İçindeki kalıntı eski yağının tortusunu, kirini, pasını nasıl yok edeceğiz? Şu şekilde şuradan salıyoruz içine bak. Şöyle balata spreyini içine salıyoruz şuradan. Şu şekilde. Şuradan da saldık. Şimdi şuradan da saldık aynı şekilde. Şuradaki teflon malzeme de arkadaşlar helozonun arasındaki mesafesini belirliyor. Şimdi bunu tabii bunu yaparken de dışını da yıkıyoruz aynı zamanda. Çünkü geri kalan kısımlarında bir sıkıntı yaşamamak için. Şimdi bunu içine saldık arkadaşlar. Bununla şu şekilde oynuyoruz. Bu şekilde oynadıkça içindeki keplerin kenarlarını temizlemiş oluyor. Yani yatakları temizlemiş oluyor. Şimdi şunu diyebilirsin, hiç bunu yapmadan yağ koysak ne olur? Şimdi bu motorda olmaz, ters amostör olduğu için ama diğer motorlarda faydalı olabilir. Yani gerek kalmayabilir ama biz şu an bunu tamamen temizleyip şöyle bir çalkaladık. Geri ne çıkıyor bakıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Pırıl pırıl çıkacak. Burada tabii şuradaki amostörümüzün diğer yüzeylerini de alıyoruz. Şöyle baktık. Şimdi tekrar bu tarafa geçtik. Şimdi tekrar temizliyoruz şöyle. Şu şekilde tekrar evet tamamen şu an içinin pisliği gitmiş oldu arkadaşlar. Yani burada bu amostör şu an için %50 biraz daha temiz olduğu için tam kıvamında gelmiş. Şimdi bundan daha berbat çıkan amostörler olabiliyor. Şimdi bu böyle çıktı belki öbür amostör farklı çıkabilir. Ona da bakacağız. Şimdi bunu temizledik arkadaşlar. Bunu kurulmaya alıyoruz. Bunu kurumaya alıyoruz. Bunu ne yapacağız? Kuruma aşamasında neler yapıyor? Onu da şimdi göstereyim. Tekrardan şöyle bir havayla arkadaşlar içinin bak şu şekilde.
Şimdi burada şu soru gelebilir. Ya hocam niye havayla uğraşıyorum? Bunu veya niye balata spreyle uğraşıyoruz? Niye benzin koymuyoruz? Niye mazot koymuyoruz? Şimdi benzin uçucu bir madde değil. Balata spreyi temizlediği yerde uçuyor, kayboluyor. Nereye gittiğini biz de bilemiyoruz. Ancak ne oluyor? Bak şu şekilde dışının pisliği kalıyor. O yönden balata spreyini tercih ediyoruz arkadaşlar. Yoksa benzin de konulabilir ama benzin de orada farklı sonuçlar açar. Şimdi bu balata spreyinin kalıntısıyla da amortisörümüzün şu dış kovanlarını, hani motor üzerindeyken temizleyemiyoruz ya, şu kleperlerin falan takıldığı yerleri, şuraları, bununla da buraları şöyle yok edebiliriz. Yani boşa gitmesin. Çünkü güzel bir madde. Güzel bir temizlik yapar bak şu şekilde. En son yani en son. Mesela bu amortisörün işi bitmek üzere şu an. Sadece yağ koyma aşamasına gelecek ama şu dış kovanlarını motor üzerinde temizleyemeyiz. Motor üzerinde böyle temizlik yapamayacağımız için hazır sökülmüşken bunları şu şekilde temizleriz. Temizledikten sonra tekrar şöyle balata spreyiyle üstünden bir daha geçeriz. Ondan sonra kurumaya alabiliriz. Böyle de bir durum var. Şimdi şöyle baktık, içinde bir şey kalmadı. Bunu kurumaya aldık. Şimdi burada diğer amortisörümüzü de sökeceğim. Diğer amortisörümüzde acaba ne çıkacak? Nasıl çıkacak? Ona da bakacağız. Ona da bakmadan önce aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Fark eden bir şey yok. Şu şekilde bir tane bezimizi koyuyoruz. Makinayı takıyoruz şu şekilde. Evet. Yani bu bezi koymasak ne olur? Şu parçayı titanyum malzemeden yapıyorlar çoğunda. Zedeleriz. Hani bununki biraz daha sert. Yeni modellerde daha basit, böyle hafif teflonumsu değişik malzemelerden yapıyorlar. En ufak bir anahtarı vurduğun zaman zedeleniyor, pis bir görüntü veriyor. Sırf o görüntüyü şey yapmaması için lokmaların altına böyle bez korsun, kağıt korsun. Hiçbir şey bulamazsan gres yağı sürersin. Gres yağı darbeyi alır, boşluk yapmaz. Şimdi buradaki yağ nasıl çıkacak? Oradan bir tava getirelim hocam. Başka bir tava. Şimdi bir de buradaki yağa bakalım. Diğeri öyle çıktı. Acaba bunun yağısı nasıl çıkacak? Buna da aynı şekilde bakıyoruz. Şöyle. Evet. Hemen hemen aynı çıktı. Tam kıvamı yani. Tam şu an yağ değişim kilometresi gibi arkadaşlar. Sanki ya da daha önce bunun yağısı bir değişmiş mi? Öyle bir durum da olabilir. Bilemiyoruz çünkü. Daha önce de değişmiş olabilir ya. Çünkü kaç bin kilometrede hocam? 50-60 binde böyle temiz çıkma olanağı yok yani. Sanki ben daha önce bir sökülmüş, temizlenmiş olabilir. Çünkü arkadaşlar ben bazen 10-15 bin kilometrede söküyorum. NC750'de görmüştünüz. Çamur çıktı yani. Bununki gayet güzel çıktı. Bunun yağsının böyle çıkmasının bir avantajı da şu. Şu an yani keçe değişimi gerekmiyor motorda. Burada sadece kullanılan yağların da çok önemi var. Mesela bu yağ ne bilmiyorum yani markasını vesairesini ama biz şimdi son zamanlarda biliyorsunuz Brava ile çalışıyoruz. Brava Endüstri bu amortisörler için özel bir yağ yaptı. O yağı kullanıyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? Four Coil tam sentetik 10W. Bu tam sentetik. Şimdi bunun mesela aynısını Motul'un var mesela. O mineralli 10W. Bu sentetik 10W. Yani 5W koyduğumuz zaman da çok ince geliyor. Türkiye iklim koşullarında yollarımız çok bozuk, takır tukur. 5 çok ince olduğu için aradan kaçma durumu var. Ama 5'te de tam sentetik var. 10'da da mineralli var. O zaman Brava ile biz konuştuğumuzda dedim ki bu amortisörler için. Yani tam sentetik olacak ama aradan kaçırmaması lazım. O zaman 10W'nin tam sentetiğini yapalım dediler. Zamanında. Bunu biz yıllar önce bir test ettik. Ufak makinalarda olsun, büyük makinalarda çok başarılıydı. Ve şu anda hep bunu kullanıyoruz şu an için. Hatta şu an üretimde bile yetiştiremiyorlar. Fazla hani amortisör olayına fazla talep yok insanlarda. Son zamanlarda bizim yaptığımız videolardan görüp amortisör bakımı yapmaya çalıştı arkadaşlar. O da bizi mutlu ediyor. Niye? Motorlar daha rahat gitmeye başladı. Şimdi bu motor böyle ama çoğu söktüğümüz motorlarda inanın amortisör yağsını tanıyamazsınız ve zaman zaman içerisinde nasıl detaylı varyatör bakımını insanlar öğrendi,
skuterlarımız bak hep varyatörlerden kendine geldiyse, vitesli motorlarda da veya yine aynı şekilde skuterlarda da ön amortisör bakımlarını da artık insanlara öğreteceğiz ve gerçekten motorlardan keyif almaya başlayacağız. Şimdi bundaki yağ da bu şekilde çıktı. Hemen hemen bunun yağ kapasitesi de aynıdır diye düşünüyorum. Çok aşırı kirli çıkmadı ama bak özelliğini kaybetmiş. Arkadaşın demiş olduğu bu titremeler vesaireler şimdi buradaki yağın özelliğiyle de alakalı olabiliyor. Yağ sertlik verebiliyor. Tam süspanse edemiyor. Ama şu an için kovanlarda falan bir arızamız yok. Gayet rahat çalışıyor. Oradan da avantajımız var. Şimdi çıkan yağı tekrar diğer amortisöre zarar vermeden şuna bir boşaltalım. Bundaki yağ eksik çıkmış olabilir. Mesela şu an burası tam 500 milimdi. 500'den biraz fazlaydı. Şimdi bunu da tamamlayınca 1 litreye tekamül etmesi lazımken ne kadar çıkacak ona da bakacağız. Şöyle dolduruyoruz. Bu amortisörde yağ eksik olabilir. Biri birini tutmaz. Yani 50 mililitre, 100 mililitre eksik olur. Ama yok, tam bir. Demek ki arkadaşlar amortisör yağ seviyelerimiz normal. Biz bunda şimdi ne yapacağız? 550'şer milim. 500-550'şer milim. Yani 1 litre ikiye böleceğiz. 100 mililitre de ekstradan koyacağız. 550'şer milim yağ koyacağız arkadaşlar. Motorumuz kendine gelecek. Şu an bak genel toplamda tam 1 litre yağımız çıktı. Yani bunu ölçmenin de avantajları bu arkadaşlar. Tam 1 litre yağ çıktı. Bu 1 litre yağ çıktığı için biz de ne yapacağız? 1 litre 100 mililitre koyacağız. Yani 550-550 koyacağız. Ha, 500 de işimizi görür ama biz yine de 550 koyacağız. Şimdi diğer amortisörümüzü de aynı şekilde temizleyeceğiz arkadaşlar. Birini nasıl temizlediysek onu da o şekilde temizleyeceğiz. Bunun için de ne yapıyoruz? Yine Brava'nın balata spreyini kullanacağız arkadaşlar. Onun için de şöyle oriklerden başlıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru şöyle. Şurada deliğimiz var bak. Şu delikten spreyi verdiğimiz zaman içerideki uç noktalara kadar gidiyor zaten. Orada yatakları, kepleri, her şeyi rahatlatıyor. Şimdi bunlarda da şöyle bir şey var. Şu ayarları ikisi de eşit olması gerekiyor. Mesela şimdi şuradaki boşluğa baktığımız zaman buradaki boşlukla diğerindeki boşluk aynı olacak. O da dıştan yanıltabilir. Şimdi bunu şöyle baktığımız zaman arkadaşlar ayar bozukluğu olabilir birbirinden farklı. Şimdi bak şununki daha fazla açık. Bununki daha fazla kapalı gibi. Bunu da tabii kumpasla ölçeceğiz. Kumpasla ölçtükten sonra gerekirse şunları kontrasını bozup yeniden bir ayar vermemiz gerekebilir arkadaşlar. Ona da dikkat edeceğiz. O da önemli. Şimdi bu temizlediğimiz amortisörde bakalım ne çıkacak. Atıyoruz şöyle. Evet. Bu öbürüne göre biraz daha temiz çıktı. Şöyle baktığımız zaman öbürüne göre bir tık daha temiz çıktı. Ama yine de biz bunu da güzelce bir temizleyelim. Bak Brava'nın bir tane spreyi iki amortisöre yetti. Şimdi başka bir balata spreyi alıyoruz. 2-3 tane kullan yetmiyor. İçine 50-100 mililitre bir şey koyuyorlar. Geri kalanı sinek ilacı mı koyuyorlar? Ne yapıyorlar belli değil. Yani böyle de bir durum var arkadaşlar. Şimdilik. Bu keçenin altındaki yağ tortularını da temizliyor şu an. Yani hem keçe rahat çalışmış olacak. Şöyle tekrar geldiğimizde bakıyoruz. Evet, gayet başarılı. Evet, şimdi bunlarla şunu alalım hocam, bunun işi bitti. Şimdi arkadaşlar burada da aynı dediğim gibi bak şuraları, şu kısımları güzelce temizliyoruz. Böyle amortisör süspansiyon bakımıyla ilgili sıkıntısı olan arkadaşlar, Ankara dışında yaşayanlar, motorunu sevenler, benim elim anahtar tutmasını biliyor diyenler zaten
üst mesnette, iki vida alt mesnette, iki tane civata tutuyor. Toplam dört tane civatayı gevşettiğimiz zaman amostör aşağı iniyor. Tabi bu arada ön tekeri falan sökmeniz gerekiyor. Amostörleri bize kargoyla gönderirlerse biz burada gereken işlemlerini, keçe değişecekse keçe, yağ değişecekse yağsını değiştirip gönderiyoruz. Burada ne oluyor? %50'ye, %60'a yakın işçilikten karınız oluyor arkadaşlar. Niye? O işçiliğin yarısını siz yaptığınız için o size yol su elektrik olarak geri dönüyor. Biz de burada sadece şu amostörün temizleme, keçe değiştirme, yağ değiştirme, ayarını yapma işçiliğini almış oluyoruz. Siz de aynı amostörünüzü yerine takıyorsunuz. Yani önemli olan motorsuz geldiği zaman %50 karınız oluyor arkadaşlar. Bunu da buradan bir kere daha söyleyeyim. Yani bu şekilde, hani biz Ankara'da değiliz, kime yaptıracağız, nasıl yaptıracağız diyen arkadaşlar. Bunu tamirci arkadaşlar da yapabilir. Motorunuzu, müşterinizin motorunu atölyenizde sökebilirsiniz. Bize kargoyla gönderirsiniz. Biz amostörünü, bakımını, süspansiyonunu yaparız. Size tekrar kargolarız. Siz de güvenle müşterinize motorunuzu teslim edebilirsiniz. Böyle bir hizmetimiz de var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun için tabii önceden bizi telefonla arayıp bilgi verirseniz de seviniriz. İşte adresimiz nedir, ne değildir diye sorun arkadaşlar var. Google amcaya girdiğimiz zaman Ruh Usta Motosiklet Felsefecisi diye adresimiz, telefonumuz, her yer, hepsi var. WhatsApp üzerinden bizle iletişime geçip resimleri, bilgilendirmeleri yaparsanız biz de size gereken kolaylıkları tanırız. Gereken yolu gösteririz arkadaşlar. Keçe bulamayıp, işte keçeyi bulamıyorum diyenler olabilir. Her şeyi biz telafi edebiliyoruz arkadaşlar. Keçesini vesairesini. Gerekirse biz telafi ediyoruz sizin adınıza. Cüzi bir şekilde de ücretlendirip gönderiyoruz. Şimdi tekrar temizliğini yapacağız. Evet, bu da tamam. Şimdi bunu da aynı şekilde havayla teneffüs ettirerek içindeki fazlalıkları alacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Şunda az bir işimiz kalmıştı, ona da bir bakalım. Bu da tamam. Evet arkadaşlar, şimdi yağ değişimi işine başlayacağız. Buradaki işlemlerimiz bitti. Yağsını koyup size hem gerekli bilgiyi vermiş olacağız. Şu şekilde bak, çıkan kirpas görüyorsunuz. Bayağı da bir şey çıktı. Amostörün içinden çıktı bu. Yağ ayrı bir olay. Yağdan sonraki kalan pislik de bunlar. Bunları temizledik. Bir tane balata spreyi ne hale getirdi bak, görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, videomuza başlamadan önce, yağ değiştirmeden önce hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sadece yağını koyacağız. Onu da göstereceğim. Motor marka model fark etmiyor arkadaşlar. Bütün motorlarda amostör süspansiyon bakımı olmazsa olmazlardan, belli bir kilometrede yapılması gereken bir bakım arkadaşlar. Bunu da tekrar söyleyeyim. Zırıltıyı durduralım. Gerçi sesle ilgili sıkıntımız olacağını zannetmiyorum. Şimdi burada da arkadaşlar amostörümüzü tekrar bir temizledik, sildik, kovanımızı yukarı aldık. Kovandaki hareketler güzel. Evet, içinde herhangi bir şey kalmadı, sıvı namına. Şimdi burada tekrar yapacağımız olayı ben size göstereceğim. Yani konforlu bir sürüş için amostör çok önemli. Araçlarda da aynı. Kasislerden geçişlerde falan, normal gidişlerde falan ciddi anlamda problem yaratıyor.
Şimdilik. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? 550'şer miligram demiştik ama 500 ile ayarlayacağız. Şimdi şu yağımızı 500'e ayarlayıp her ikisine de 5'er 100 mililitre koyacağız. O çok önemli. Buradan tekrardan Brava Endüstri çalışanlarına, özellikle Uğur abime sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi böyle bir yağ derdinden kurtardı. Bu yağı üretmekle bizi de amatörlere hangi yağı kullanacağız, onu mu kullanalım, bunu mu kullanalımdan bizi kurtardı. Bu da çok önemli arkadaşlar. Çünkü herkese istediğin yağı yaptıramıyorsun. Yani adamlar kafasına göre yağ yapıyor. Hatta bazı arkadaşlar yorumlarda gördüm. Ya işte bu çok önemli bir şey değil. Motora koyduğun yağı koy. Öyle bir şey var mı arkadaşlar? Buna normal motora koyduğun yağ konulur mu? Zaten başımıza ne geldiyse böyle bilgiçler yüzünden geldi. Motora ne koyduğun yağ buna olur mu? Olmaz. Şanzımana bile diferansiyel yağ koymamız gerekiyor. Şimdi o yağıyla bu yağ bir olur mu? Bak şuna bak. Şimdi 5'er 100 miligram koyacağız arkadaşlar. 50'şer miligram da bir kapaktır. Onu da sonradan ayarlayacağız. Niye 5'er 100 miligram koyacağız? Çıkan yağımız 5'er 100 miligram çıktı. İkisinden 1 litre yağ çıktı. 50 mililitre biz sağda solda deforme olan yağ olarak düşünüyoruz. Şimdi oradan bir huni getirelim. İnce huni. Hay var burada, gel. Gel gel. Şöyle bir şey yapacağız. Şu enjektörü getirsene bana. Ha, onu getir. Şimdi burada da arkadaşlar yağımızı korken, çünkü üstleri sökmedik ayar bozulmasın diye, şu tarafa geçelim ümidim. Şunu tutalım. Şimdi burada da arkadaşlar alt ön noktadayken, yani amostörümüz kapalıyken şöyle olunca, bak bu ters amostör olduğu için, bak şöyle olunca açık olmuş oluyor. Diğer türlü amostör olarak düşünürsek bunu, bak şurada yukarıda kalmış oluyor. Zaten amostörün çalışma mesafesi 4 parmak falan. Şöyle, yani alt ön noktadayken yağsını koyacağız. Tabi yağı da sağa sola dışarı içeri sıçratmamak için şöyle bir enjektör yardımıyla yapabiliriz. Bunu da içindeki başka yağ olma ihtimaline karşı temizliyoruz. Şu şekilde bir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yaparken de şunu da şu şekilde koyuyoruz. Yani bazı şeyleri kendimiz düşüneceğiz. Tut hocam şunu da. Bir dakika. Şimdi şunu hafif yamultuyoruz, bak. Şunu. Bak şu elini aşağı al. Şu eli. Bak şöyle hafif yamultuyoruz. Evet. Yani görsünler diye yapıyorum. Şimdi nasıl koyduğumuzu, nasıl yaptığımızı. Kendimi, şura tam yarım litre arkadaşlar. Tereddütsüz koyabiliriz şu şekilde. Aleykümselam. Bu işler aceleye gelmiyor arkadaşlar. Düzgün bir şekilde şöyle koymamız gerekiyor. Geç. Gidiyor. Görüntülüye geç. Evet. Tekrardan. Aleykümselam. Evet. İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, Allah'a hamdolsun. Sen ne yapıyorsun? En basit yağ değiştirme sistemidir arkadaşlar. Bu da en basit. Çalışıyor mu? Şu şekilde. Şimdi taşma durumu var mı? Bak bakayım. Ümidim. Yani bir yandan da bakalım. Niye bakalım arkadaşlar? İleri geri yapmamız gerekiyor. Yağ buradan taşmasın diye. Ama taşacağını zannetmiyorum yani. Çünkü 250 mililitre kaldı. Şimdi tamamen olacak. Şu şekilde. Şöyle. Evet. Az kaldı. Var mı taşma belirtisi? Tam yarım litreyi basıyorum. Hop, son bir dostluk kaldı. Evet. Tam yarım litre arkadaşlar. Şimdi Brava'ya sordum. Bu bidonları niye şeklini değiştirmediniz? Adam dediği kelime ne biliyor musunuz? Yağı koyduğun zaman direkt akıyor. Sallamana, çalkalamana ya. İçinde bir damla bile kalmadı. Niye? Oval olduğu için yağ daha çabuk akıyor. Şimdi bunun yerine köşeli bidon yapsa, köşelerin içinde yağlar kalıyor 50-100 mililitre. Şimdi tam yarım litreyi koyduk arkadaşlar. Şimdi şuradan tekrar bir yarım litre öbürüne ayıracağız. En son 50'şer mililitrede birer kapak daha ilave yapacağız. Şimdi amostörü bir kendi halinde çalıştıracağım. O 50'şer mililitreyi ondan sonra ilave yapacağız.
Şimdi şu şekilde yaptık. Magünü ne yapıyor? Hallettik diyelim. Şimdi burada şu işlemi yapıyoruz. Şuraya şöyle basalım. Şöyle üstte dengeli tut. Şimdi arkadaşlar burada şu burun huninin dengesini bu verdiği için bak şu dengeyi. Şu an o denge yok. O dengeyi o verdiği için aşağıdan hani belki kısmi bir kaçak olabilir ama yine de olmaması lazım diye düşünüyorum. Şöyle verdik. Şöyle şu hareketi yapıyoruz burada. Şöyle yaptık. Evet, gayet başarılı. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki bu kendi düşmüyor falan. Bunda düşmez arkadaşlar. Ya bunun şunun içinde kalıyor. Şurası boş bir boru. Görevi bu yapmıyor. Bunun içinde ayrı bir aparat var. Kepi var. O yapıyor görevi. Ondan dolayı denge olmadığından dolayı bu yere şu diğer bizim amatörler gibi birden düşmez. Ama şu an için gayet başarılı. Şimdi 50 mililitre daha koyacağız oraya. 50 mililitre de neydi arkadaşlar? Bir kapak. Şöyle bir kapak 50 mililitre yapıyor. Evet, tutalım aynı şekilde. Düzenimizi, huniyi tutalım yukarıdan. Evet arkadaşlar, 50 mililitre daha koyduk. Ne oldu şimdi? 550 mililitre yağ koymuş olduk. Amostörümüzün işi tamam olmuş oldu. Şimdi bu amostörün işi tamam olunca da ne yapıyoruz? Şunu yukarı alıyoruz. Şu 24'ümüzü ver. Şunu elimizde bir boşluk alalım. Bir dakika. Şöyle çeviriyoruz. Getir hocam. Ver onu bana. Şimdi burada da arkadaşlar bunu sıkacağız. Evet, sıktı. Hay Allah, bunları çok aşırı sıkmaya gerek yok. Zaten dibinde o-ringi var. Şimdi geldik amostörümüze. Evet, amostörümüzü arkadaşlar pırıl pırıl yaptık. Şimdi burada kendinden izole edilmiş, yani ne diyorlar buna, fırınlanmış boru olduğu için arkadaşlar bu ters amostörlerde bura çok önemli. Bura kolay kolay çizilmez. Onun için buralara yok çorap takma vesaire yapmayalım. Burada yağ düzgün çalışırsa, şuradaki yataklarımız düzgün olursa, amostörümüzde bir darbe yoksa yağ kaçırmaz. Eğer önden darbe almışsa motor şuradan, darbe alınca buradaki ağırlık dengesi buraya sürtüyor, dengesizlik oluşuyor. Ondan dolayı yağ kaçırır. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman, şu şekilde çalışacağı için arkadaşlar, şöyle bir bakıyoruz. Evet, biraz önce nasıldı? Amostör gücü uygulamasak bile kendiliğinden iniyordu. Bak şimdi inmiyor. Niye inmiyor? Şimdi yağ basınç yaptı bak. Şu an görüyor musun? Gayet normal. Evet. Yağının gücü var belli yani. Ben buradayım diyor. Ve amostörümüzde de şu an keçeden meçeden kaçak yok arkadaşlar. Onu daha önce keçe testi yaptım. İçine solüsyon sıkarak. Zaten geldiğinde de keçeden kaçağı yoktu. Bak şu an bakıyoruz. Harika bir şey oldu. Şimdi amostörümüzün birisi hazır. Diğerine geçiyoruz. Getir hocam. Şimdi burada da ne yapacağız? Aynı şekilde 500-550 mililitre de ona koyacağız. Onun için de şöyle bir ayarlama yapıyoruz. Arda, sende iman varlığı var lan. Şu şekilde geldik. Aman kimseye söyleme. Aman. Elinden alıverirler. Şöyle baktık. Biraz fazla. Söyleme. Önce 500 koyuyoruz çünkü. Şöyle baktığımız zaman tam net. Orada 10-20 miligram zaten toleransını normalde bu toleransı fabrika verilerinde de verir arkadaşlar. Servis manuelinde bile der ki 50-70 mililitre tolerans verir. Tuttuk mu hocam? Şimdi bu 550 mililitreyi şöyle dolduruyoruz. Şunu bana ver. Evet. Şu şekilde arkadaşlar bak. Şimdi niye burada bunu kullanıyoruz? Şurayı sökmedik. Burayı dağıtıp ayarları bozulmasın diye. Burayı söktüğün zaman da arkadaşlar keçeleri değiştireceğimiz zaman söküyoruz onu. Hatta o zaman bile sökmüyorsun. Sekmanını çıkarıyorsun. Tak diye keçeler çıkıyor. Şu an keçe değişimi yapmadığımız için buraları söküp dağıtmadık. Keçe değişimi yaptığımız zaman yağı daha bir farklı koyuyorsun. Şimdi keçe değişimi yapılmayıp sadece içi temizlenip yağ değişeceği zaman bu şekilde en basit formüldür. Bu formülü
Belki kendiniz kendi atölyenizde vesaire de yapabilirsiniz. Ama yapamazsanız da bize ulaşın. Biz her türlü yardımcı oluyoruz. Veya Ankara'ya yolu düşen amostörleriniz söksün gelsin aracıyla. Burada biz bir saatlik bir işlemle bitiyor arkadaşlar. Şu an video çektiğimiz için biz belki bir yarım saat iş uzamış olabilir. Ama bunu da niye çekme gereği duyduk? Türkiye genelinde böyle bir video yok. Böyle bir bilgi yok. Bu bilgi eksikliği yüzünden motorlarımız maalesef tamirlerde, şurada, burada hep yapıyor. Ondan dolayı da bu bilgiyi verme gereği duyduk arkadaşlar. Şu an dolduruyoruz. Arada konuşuyorum evet. Arada bir. Şu şekilde. Nerede? Tam sentetik 10W arkadaşlar. Amostörler için en ideal yağ şu an için. Farklı markalarda olabilir. Bulunduğunuz yerde başka markalarda olabilir. Önemli olan nedir arkadaşlar? Burada amostör bakımı yapmak. Belki bu yağ uzun ömürlü gider, öbürü kısa gider. Yani bilemeyiz. Yani buradaki yağın özelliği ve sistem önemli. Biz Brava'ya bunları söyledik. Bize böyle böyle bir yağ lazım diye. Bunlar bu işin piri olduğu için arkadaşlar bu şekilde bir yağı gündeme getirdiler. Biz de kullanıyoruz rahatlıkla. Çünkü bu zamana kadar kullandığımız hiçbir motorda sıkıntı yaşamadık. Şimdi 50 mililitre de kapakla koymuştuk. Aynı şekilde buna da 50 mililitre daha ilave yapacağız arkadaşlar. Yani 500'er çıktı. 550'şer koyuyoruz. Niye 550'şer koyuyoruz? İçindeki kalıntı yağları alamadık temizlikle aldığımız için. Şimdi ne oldu? 550'şer mililitre yağ koymuş olduk ve şu an için ne yaptık arkadaşlar? Amostör süspansiyon yağları değişim işlemi bitmiş oldu. Bu tabi arkadaş bunu motordan kendisi sökmüş getirmiş. Bu şekilde gelirse hem bizim için kolaylık oluyor hem de sizin için maddi olarak ekonomik olarak daha ekonomik oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada kullandığımız aparatlar işte o ney bu ney bunu eczaneden alıyorsun. Bunu hırdavatçıdan alıyorsun. Bu bunun aparatı. Ondan sonra burada kullandığımız neydi? Brava'nın balata spreyi. Bu Brava olmaz da başka sprey de olabilir. Bu spreyleri test etmeniz lazım. Strafora sıktığın zaman strafora eriten var, eritmeyen var. Bu eritmeyen tarz. Hani strafor olsa da test etsem size ama kendiniz test edin. Strafora sıktın, strafora eritmeyecek. Strafora eritiyorsa şuradaki o-ringleri de bozuyor. Bunun içinde o-ringler oluyor veya alttaki sağlam keçemizi bozabiliyor. O riske girmemek için de illa balata spreyi kullanmamız şart değil. Yağı yağıyla da temizleyebilirsin. Elinde yağ fazladır. 10 numara makine yağı falan vardır. İçine basarsın makine yağını. Ondan çalkalarsın ama havayla yok etmemiz gerekiyor. Balata spreyi kullanmamızdaki amaç burada başka bir yağ kalıntısı olmamış oluyor. Sıfır sadece bu yağ ile çalışmış oluyor. Öyle bir durum var. Yani bu neye benziyor? Hidrolik yağımız var ama içine su damladı veya başka bir yağ kattın. Fren düzgün tutmuyor yani. Onun gibi bir şey. Şimdi burada ne yapıyoruz? Amostörümüzü rahatlattık. Şöyle bir iki hareket yapacağız yine öbüründe yapmış olduğumuz gibi. Şu şekilde. Evet. Hareket tamam. Şimdi elimizde boşluğunu alıyoruz. Makinayla sıkabiliriz. Dur şundan bir yapalım. Dur bakayım bir dakika. Evet. Koy şunu. Dur, düz duracak. Şöyle tamam. O da ona geldi. O da buna geldi. Korkuna gelince sıktı. Şimdi baktığımız zaman burası da tamam arkadaşlar. Şimdi şurayı da siliyoruz. Bununla da bir deneme yapacağız. İlk önce şu şekilde deniyoruz. Bakıyoruz ki evet çok güzel. Sonra şu bezi yere koyduk. Şu şekilde deneme yapıyoruz. Evet gayet başarılı. Evet. Şimdi burada da bu temizliğini yaptık. Amostörlerimiz hazır. Evet. Evet arkadaşlar yine bir videonun sonuna geldik. Neydi konumuz? Amostör süspansiyon tamir bakımı. Biz şu an için bakımını yapmış olduk. Tamiri nedir? İçinde parçalar değişir veya bir kaza yaptığımız zaman mesela şu motorla bir kaza yaptığımız zaman şu boru eğilir. Eğildiği zaman o boru değişir. Şu kovan yine kullanılır. Şurada preslidir bununla beraber gelir. Onun içinde ne yapıyorlar arkadaşlar? Bak şurada yeri var.
alyan. Sakın amostör yağı değiştirmek için falan bu alyanı falan sökmeyelim. Başınıza iş açarsınız demedi demeyin. Durup dururken ya şu alyanı sökme vesaire, bunlar buraya presi geçiyor. İçindeki sistemi bozarsın, geri yerine oturtturamazsın. En basit amostör süspansiyon yağı değiştirme tekniğini gösterdim arkadaşlar. Kısa yoldan. Ama derseniz ki amartayı bir de ben keşfedeyim. O zaman her yerini sökün. Yıllarca, aylarca uğraşın, olan da gitsin. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Biri bir şey biliyorsa, yapıyorsa o yoldan gideceğiz. Başka yollar seçmeye çalıştığımız zaman maddi, manevi harcanırız. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olalım, like atalım. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum.